Meşale Eğitim Kültür Derneği Esnaf Komisyonu'nun hazırlamış olduğu Hizmet Eğitim Programı'nın 9.sunu gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Rabbim bu programın hazırlanmasında emeği geçenlerden, katkıda bulunanlardan ve programa katılanlardan razı olsun. Bu program vesilesiyle bizi nasıl bir arada topladıysa, ahirette de onun razı olduğu kullarla beraber inşallah bizi bir arada toplasın. Bugünkü programımızın akışı şu şekilde olacaktır. Programımız Kur'an tilavetiyle başlayacaktır. Salih Günen kardeşimiz bize Kur'an okuyacaktır. Ardından Mehmet Demirbaş hocamız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemi İslam'ı aile modeli konulu sohbet yapacaklar. Sohbetin ardından 15 dakikalık aramız olacak. Bu arada çay ve ikramlar olacaktır. Aradan sonra Recep Bulut hocamız örnek İslam'ı aile modeli için yapılması gerekenler konulu sunumlarını yapacaklar. Sunumdan sonra ara vermeden Ferhat Dalaman hocamız eğitimcilerin eğitimi sunum teknikleri başlığı altındaki konuyu bizlere anlatacaklar. Şimdi Salih Günan hocamızı Kur'an tilavet için bekliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Malatya İmam Hatip Lisesi mezunu olup 2 yıllık ön lisans programını dışarıdan bitirmiştir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. İlk göre göre Arapkir, ikinci Selkim Han, üçüncüsü Melek Baba Merkez Camii'dir. Halen Baş Harit Beydağ Camii'nde 3 yıldan beridir imamlık yapmaktadırlar. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a, salatu selam onun Resulüne, ashab-ı güzüne ve ehl-i beytine ve onun yolunu takip eden dünden bugüne ve sizlerin üzerinize olsun. Çok ağır bir konu aslında da ve çok etraflı bir konu. Fakat böyle genel bir konuyu yarım saat içerisine sıkıştırmak bayağı bir zaman alması gerekiyor. Yani çok inceleyeceksiniz, tarayacaksınız. Şuradan kırpacaksınız, buradan kırpacaksınız. Bizim özellikle hutbe hazırlayıp da hutbenin yorulmuş tavuğa getirilip oturmayacak duruma getirildiği gibi bir şey oldu. Eğer ben gerçekten yani sizin istediğiniz gibi bir sunum yapamadıysam, yapamayacaksam daha doğrusu hakkınızı helal edersiniz. Çünkü peygamber dönemi aile modelinin sadece başlıklarını alsanız herhalde bir yarım saati falan alır. Yani iğneden ipliğe insanlığı inşa eden, yeniden bir medeniyet oluşturan ve peygamberliğin son halkası cahiliye dönemini medeniyet dönemine döndüren Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onun oluşturduğu ashab ikliminden, sahabe ikliminden sizlere biraz hatırlatmada bulunacağız inşallah. Kıymetli kardeşim, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönemi aile modeli insanlık serüveninin ilk atası Hazreti Adem babamızın cennette var edildikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle "Ey Rabbim, cennette tek başıma canım sıkılıyor. Bana bir eş, kendisiyle konuşacağım, ülfet bulacağım, kalbimin rahatlayacağı, içimin rahatlayacağı bir eş verir misin?" diyor. Ve aleyhissalatü vesselamın yine ifadesiyle sağ ege kemiğinden, Müslim'in rivayetinde sol ege kemiğinden Hazreti Havva annemizi ne yapmıştır? Henüz cennetteyken Hazreti Adem babamız aile modelini insanlık tarihinin başlangıcında orada oluşturmuştur. Özellikle aile kişinin ferdiyetten toplumun oluşmasını sağlayacak, nesilden nesile geleneğini, örtünü, adetini, yasalarını, şeriatını, kanununu, düzenini ve aldığı öğretileri aktarabilecek bir neslin oluşması için kaçınılması mümkün olmayan bir bireyler topluluğu. Bu şekilde ifadelerini mazur diyoruz. Tabi Hazreti Adem babamız, Hazreti Havva annemizle cennette biraz yaşadıktan sonra Allah-u Teala'nın "Ben yeryüzüne bir halife yaratacağım" ayeti gereğince gerekli günün gelmesinden
vaktin dolmasından kaynaklanacak ki o yasak meyveyi yiyince yeryüzünde çile ve mücadele ile devam edecek olan aile hayatları başlamış oluyor. Niye buradan giriş yaptım? Çünkü insanlığın arkasından başlamasak herhalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aile modelini de tam anlayamayız diye düşündüğüm içindir. Evet, sosyal varlık olan insan yaşadığı çağın değişim sürecinde dini inançların gerekleri ile yüzyılın değişim modelleri arasında bir çıkmazda bocalayıp durmuştur. Bu her çağda bu şekilde süre gelmiştir. Bundan dolayı her çağın bocalama devresinde veya sapma devresinde Allah-u Teala peygamberler göndermiştir. Ve 1571 yılında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu vesileyle yeryüzüne teşrif etmiş ve yakında da kutlayacağımız kutlu doğum haftanızı da bu vesileyle kutlamış olayım inşallah. Tabi Rabbim evvelde peygamberi gereği gibi idrak edebilen, onun getirdiği mesajı gölgede bırakamayacak kutlamalarla kutlamayı bizlere nasip eylesin. Amin. Bu yüzyılların değişim modelinde insanların verdiği hayatlarının, içtimai hayatlarının değiştiği gibi aile hayatlarının, sosyoekonomik hayatlarının da değiştiğini ve insanlığın bir çıkmaza doğru yol aldığını müşahede ediyoruz. Bu dönemde biz Müslümanlar için de çok önem arz etmekte ve hatta zaman zaman iman ve muamelet ile yüzyılın getirdiği modernleşme arasında bocalayıp durmaktayız ve imanımızı zedeleyecek, muamelatımızı zedeleyecek noktalar arasında hangisini tercih edeceğiz diye bir türlü karar veremediğimiz bir topluluk, bir toplum haline geldik. Konuşmalarım burada siz güzide insanlar için yalnız değil. Yarınımızı oluşturacak ve her geçen gün İslam'dan modanın etkisinde, özellikle basın ve yayının, görsel basının etkisinde, internetin etkisinde yavaş yavaş İslam adına, İslam'da uzaklaşmakta olan evlatlarımız içinde. Ben Hazreti İbrahim'in şu duasıyla bu çağa ışık tutmak istiyorum. Aslında başka bir ayetle bu konuya değinmek isterdim ama işte biz hocalar böyle umulmadık yerde bakarsınız umulmadık bir ayetle bir şey çıkarmışız, Rabbim affeylesin. İsabet etmeyi nasip eylesin. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'yi yaptıktan sonra Rabbena ve ce'anne Estağfirullah Rabbena ve ce'anne muslimeyni leke ve min zürriyetine ümmeten muslimeten lek. Ben özellikle burası için aldım. Ve erina menasikena ve tubareyne inneke entet tevvabur rahim. Bu ayetin cümlesini size meal olarak da sunacağım inşallah. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Ailesiyle, zihniyle, düşüncesiyle, yaşayışıyla, sokağıyla ve aile içi münasebetleriyle, esnaflığıyla, zanaatkarlığıyla, ticaretiyle, özellikle memurluğuyla, her şeyle Rabbini unutmayan, Rabbine teslim olan ve Allah-u Teala'nın da bize özellikle İbrahim böyle dua etti. O da tevhid inancının temel taşını oluşturuyordu. Millete İbrahim'e hanifti. Siz de ona o şekilde ittiba edin, o şekilde uyun der gibi adeta bizim yol haritamızı,
aslında burada da almamız gerektiğini ifade ediyorum. Sadece bu olsaydı almayacaktım. Çünkü devamında ve min zürriyetine ümmeten muslimeten lek. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Allah'a teslim olmuş bir ümmet. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu ayet-i kerimeyi öyle bir yaşamış ki bizim ondan alacağımız, yaşadığı hayatta inşa ettiği toplumdan alacağımız, sahabenin aile hayatından alacağımız sayısız nimetler var diye düşünüyorum. Bu gerekse hataları, gerekse sevaplarıyla nimet diyorum. Çünkü biz bu konuda özellikle iletişim çağını yaşamış bu yüzyılın insanları olarak bizden önceki insanlara göre, ümmetlere göre, milletlere göre daha fazla neyiz? Bu konuda imtiyazlıyız. Hazreti İbrahim teslim olmayı böyle isterken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu işi sevgiyle teyit eden ve sevginin aileye yön verme ve kılavuz olan en çok sevilen olduğunu ifade eder. Yani peygamberi model almak herhalde onu yaşamak, onun model aldığınız insanın öğretilerini, getirdiği mesajları, yaşayış şeklini mutamut olmasa bile çağın şartlarında özellikle de gülünç duruma düşmeden bunu özellikle vurgulayacağım başından geçmiş bir olayı anlatmak için. Ne yapmak lazım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını hayatımıza tatbik etmek lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadislerinde la yu'minu ahadukum hatta ekûne ahabbe ileyhi min vâlidihi ve veledihi ve nâsi ecmain. Gözlerim bazen böyle perdeleniyor, yaşlılık başladı hakkınızı helal edin. Sizden biriniz ben kendisine babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan daha sevimli olmadıkça tam iman etmiş olmaz. Allah ve Resulünü eşten fazla sevmek, nefsin arzu ve isteklerinden fazla sevmek, aileye yön vermek, rota çizmek de mümkün olabilir. Ailede gayri İslami bir hayat, sözde İslami bir söylem, başkalarına karşı Rabbim cümlemizi nurailikten muhafaza eylesin. Başkalarına karşı İslam'ın bayraktarlığı, böyle bir İslami yapı yeryüzünde zaman zaman rejimlerin baskısıyla, zaman zaman ihtiyadi tedbir adı altında İslam'dan uzaklaşmayla kendimizi ne yapmış oluyoruz? Allah ve Resulü sevmekten uzaklaştırıyoruz. Bu bizim için aslında çok korkunç bir gidişattır. Bunu hocam biz gerekli altyapımızı oluşturduk. Elhamdülillah birbirimizi ziyaret ediyoruz, derslerimize devam ediyoruz, işte şöyle yapıyoruz falan demekle olmuyor. Nefsim bu işin başında gelir. Zaman zaman gerçekten Allah'ın ve Resulünü seviyorum diye uykularımın kaçtığını da sizinle paylaşayım. Şimdi özellikle demin bir hususu zikrettim, onu da aklımdayken ifade edeyim. Nimet dedim, bu yanlışlığımızla da doğruluğumuzla da o dönemin yanlışlıkları ve doğruluklarıyla da onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bir kısmını ifade ettikten sonra size ifade etmeye çalışacağım.
Ezan'da şefaat ezanda duracağız. Ezanı. Evet. Demin demiştim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin giyim kuşamından tutun aile hayatının tamamını model almak gerek. Bazen coğrafya, bazen sistemler bunu yaşamamıza engel oluyorlar. Coğrafyanın engel olduğunu kendi yaşadığım için anlatacağım. Hekimam'da görev yaptığım zamanlarda da evliydim. O zaman bacınız çarşaf giyiyordu. Ve biz Hekiman'ın ana yoluna çıktık. Çok kuvvetli bir rüzgar var bu mevsimde. Baktım ki bizim coğrafyada mantıksal olarak biraz sonra belki sorarsınız. Hocam aklınızı vahyin ve sünnetin önüne aldınız diye. O coğrafyada rüzgarın yoğun olduğu, çamurun çok olduğu Akpınar Meydanı gibi meydanlarda ya kışın beyaz giymek, rüzgarda çarşaf giymek kadının aslında örtüsünün gibi görünen şeyin örtü olmaktan zaman zaman çıktığını da kendim müşahede ettim. Bundan dolayı bugünün şartlarında ister kızın ister kızmayın ikimiz karar verdik ve manto giydirmeye başladık bacımıza. Gerisini fazla açıklamayacağım. Bilirsiniz siz bunu. Bunun niçin anlattığını da herkes yaşadığı şeyle bilir. Bir diğer husus, otobüslere binip inerken ben Mekke dönemi, Medine dönemi, Hazreti Hatice gibi giyeceğim, Hazreti Ayşe gibi giyeceğim diyen bacılarımız, o bugünün şartlarında kumsal olan bir bölgede yaşamıyoruz. Çamurun bol olduğu, altyapının hiçbir dönem bitmediği bir şehirdeyiz. Otobüsün o merdivenlerinde ne kadar toz, toprak, pislik varsa hepsini silip süpürmesi bir imam kardeşiniz olarak yıllarını da bu davaya şöyle veya böyle zaman zaman inkıtaya uğratmış olan bir kardeşiniz olarak gerçekten içime sinmeden seyrederken bazen bu ümmetin üleması, alimlerin nerede diye kendimi alıkoyamıyorum. Bundan dolayı anladım bu ifadeyi. Bununla da bir anekdot diye yaşadığım bir hayatın bir parçası. Evet, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır. Yine iman, ahlak ve aile fertlerine yumuşak davranma arasında kurduğu bağlantıyı dile getiren şu sözü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok manidardır. Müminlerin imanca en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanı ve aile fertlerine en yumuşak davrananımızdır. Yani sabah ezanı okunduğunda çocuğunuza, eşinize yumuşak davranıp sessiz sedasız kapının mandalını fazla basmadan dışarı çıkıp caminin yolunu tutun anlamında bunu anlamayın. Bizim bazı tasavvuf ehli kardeşlerimiz bunu bu şekilde anlıyor. Değil. Onlara merhamet kanadını germek, onları cehennem azabından koruyacak her türlü güzel davranışlara yönlendirmek demektir. Onlara merhamet kanadını germek, onlara aile içerisinde adil davranarak eşit sevgiyle çocuklarımıza bakmak ve onların geleceğini iman üzerine inşa edilecek güzel bir ahlak ile donanımlarını hazırlamak ve tamamlamaktır. Bu hadis bazen özellikle bazı düğün konuşmalarında da dinliyorum bazı kardeşlerimi veya bazı vaizlerimizi de dinliyoruz. Hatta geçen gün medyada bir açık oturumda bu hadisi adam öyle bir anlattı ki
neredeyse ben çocuklarımı yani hiçbir namaza bile kalbini kırmadan teşvik etmeyecek duruma geldi. Bu ümmet yetim büyüdü ve bu ümmet tam başını ayıracağı duruma geldiği zaman başına vuran bir tokmağı sürekli üzerinde gördü. Bundan dolayı henüz hadisleri anlama, hadisleri bugünün gündemine taşıma ve güncelleştirme gibi bir özelliğimiz maalesef oluşmuş, olgunlaşmış değil. Elbette akademisyenlerimizin bu konuda bazı çalışmaları var. Elbette akademik olarak bir takım çalışmalar var. Ama bir türlü toplumun tamamına indirgenemedi. Benim bir kardeşiniz olarak en çok kaygılandığım bir hususu da budur. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Kadınlar hakkında Allah'tan korkulmasını, onlara haksızlık yapılmamasını istemiş ve kocasını şikayet için gelen kadınların sayısı artınca da bu tür davranışta bulunanların iyi kimseler olmadığını ifade etmiştir. Neden? Çünkü cahil bir toplumu inşa etmek, medeni bir toplum haline getirmek hakikaten zor bir iş. Ben herhalde benden sonra konuşacak kardeşimin de biraz psikolojik konusuna girmiş oldum. Haklarını helal etsin. O dönemde sahabeler hanımlarını zaman zaman dövmüşler. Zaman zaman evden çıksın gitsin de bir başkasıyla evlensin anlayışı, demin dedim ya, eksisi ve artısıyla bunlar bir nimettir. Bize ışık tuttuğu için. Çünkü günahsız, hatasız kul aramak, günahsız, hatasız aile aramak zordur da ondan. Sahabe de bunu zaman zaman işlemiş ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu ifade edildiğinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir rivayette İslam tarihçilerine göre iki ya da üç defa bu konuyla ilgili hutbe irad etmiş ve sahabeyi kadınlarınızı nasıl dövüyor, sonra da akşam olunca beraber yatıyorsunuz diye kınamıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Ahzab Suresi 28. ve 29. ayetin gelmesinin sebebi, zaman zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in de hanımları arasında geçen münakaşalardan. Ben o ayeti özellikle okumadan geçeceğim. Biraz da siz araştırın diye. Mutlaka araştırmıştırsınız. 28 ve 29 Ahzab Suresi. Allah-u Teala da onlara birbirlerine karşı iyi davranmalarını ne yapmıştır? Tembih etmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamın aile modelini anlatırken onunla yaptığı iki yarışı bahseder ve der ki bir yolculukta Hazreti Peygamber'le beraber yarıştım ve onu geçtim. Ben de bir müddet sonra idi, birkaç yıl geçmişti ki ben biraz şişmanlamıştım. Bir daha yarışa girdim, koşu yarışına ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz beni geçti. Bu da Peygamberimizin eşlerine karşı ve eşleriyle beraber mübaşeretlerinde vazgeçilmez hususlardan birisidir. Zaten biz kadınlarımızı aslında bu çağda biraz fazla şımarttık da, onu da söyleyeyim, bazı yasalarla falan kimsenin de kazak erkek olduğu yoktur. Biraz sonra ifade edeceğim Hazreti Ali'nin hayatında geçen bir vakayı. Ama yine de bizler eğer İslam'ı öğrettikten, İslam'ı aile içerisinde yaşadıktan sonra onlara merhametle bakarsak, onlar da gerçekten İslam'ı bizim yüzümüzden daha fazla sevecek ve biz evden ayrılıp işimizin başına gittiğimizde
çocuklarımıza İslami terbiyeyi seve seve vereceklerdir. Birçok Müslümanın hayatında görev yaptığım yerde en çok gördüğüm olaylardan birisi de şudur. Adam dört dörtlük dediğimiz bir ifadeyle veya dört güçlük dediğimiz bir Müslüman, öyle anlayın, algılayın. Fakat belli bir zaman sonra ergenlik çağına girmiş çocuklarının çok erken saptığını görüyoruz. Benim şu anda bir komşum var, Müslüman bir aile, fakat kızı bir türlü kapanmadı. Kendisine sorduğumda, kızım niye böyle yapıyorsun diye, bizim eve gelmiş, bizim kızım yaşıyor. Dedi ki, işte annem bir şey demiyor, Mehmet amca. Yani annesinin galiba gözünde kalmış. Ya da adam dışarıda çok iyi, içeride çok fazla baskıcı ki kızı bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayatının önünde kalmamış. Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin hayatını ne yapmamış? Model almamış. Yani Allah ve Resulü'nün sevgisinden ne pay alacak noktaya ne yapılmamış, getirilmemiş bu çocuk. Öyleyse bize düşen görev çok büyük dostlar. Çok büyük görevlerimiz var. Ve yine ben Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde insanlara bildiğini anlatacağı ilk kişilerin aile fertleri olduğunu öğretmesi ve kendisine gelen heyetlere, kendisine öğretilen, kendilerine aktarılan ayet ve hadisleri evlerine döndüklerinde, toplumlarına döndüklerinde aile fertlerine aktarmalarını emreden hadisleri de sizlerle paylaşacaktım. Fakat zamanım yok. Onu da inşallah başka bir zaman Rabbim nasip ederse başka bir konuda da ele alabiliriz. Hazreti Fatıma validemizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yetiştirmişti. Onun düğünüyle ilgili bir takım meseleler var. Evlatımızı yetiştirmek, İslam ahlakıyla yetiştirip sonra da evlenme çağında evlenme çağında 5 dakikanın olduğunu söyledi. Sıkıcı olduk herhalde. Evlenme çağında Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ali ile evliliği neticesinde hemen kısa geçeceğim. 400 dirhem gümüş mehir istemiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunu Hazreti Fatıma validemiz, hemen kısa geçiyorum, Hazreti Ali radıyallahu anh'a hibe etmiş ve karşılığında ümmetin kadınlarına şefaat etme arzusunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istemiştir. Vaktimiz kalmadı. Biz hocalar zaten zamanı ayarlayamayız. Hakkınızı helal edin. Yine Hazreti Fatıma'nın hayatını hemen geçeyim dedim ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yetiştirdiği bu Hazreti Fatıma bir gün Hazreti Ali'den bir akçe, bu özellikle dilenme isteyen bir dilenciye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından birini Hazreti Ali eve gönderir ve der ki git annene selamını söyle ve bir akçe göndersin bu yoksul insana ikram edeyim. Hazreti Hasan ya da Hazreti Hüseyin rivayette fark. Gider annesine söyler, Hazreti Fatıma onu un almak için kaldırdığını söyleyip tekrar gönder. Hazreti Ali radıyallahu anh demin bir ifade kullandım, yani kazak erkek olma. Ve der ki git annene söyle, 6 akçenin 6'sını da göndersin. Hazreti Hasan gider, 6 akçenin 6'sını da alır gelir ve o yoksula verir. Sonra Hazreti Ali eve döner ve Hazreti Fatıma'ya hiçbir şey ifade etmez. Hazreti Fatıma da biraz böyle kırgındır, o da bir şey söylemez. Nihayetinde elinde bir devesiyle yok mu bir deve alan deyip gezen deve satmak isteyen bir adam gelir.
ve Hazreti Ali parasını sonra yatırmak koşuluyla dedem oraya bağladı ve daha sonra arkasından birisi gelip 140 akçeye aldığı deveyi 200 akçe peşinatlı alır ve 60 akçeyi olduğu gibi Hazreti Fatıma'nın avucuna koyar. Hazreti Fatıma bu ne ya Resulullah, ya Ali deyince Hazreti Ali bu babanın bize öğretilerinden öğrendiğim şeydir der. Hazreti Fatıma ne demek yani? O bize her zaman derdi. Allah yolunda verdiğiniz her kuruşu Allah-u Teala 10 ile çarpar ve size ikram eder. Ve hakkınızı helal edin. Bana vaktinizi söyle. Ben sadece bir şeyi ifade edeyim. Çocukların rızkıyla ilgili müsaade ederseniz. İbn-i Sad Ebi Şeybe'den, İbn-i Asakir ve Hasan'dan bir gün Ömer zayıflıktan titreyip yere düşen bir kız çocuğu görür. Ve bu kız kimindir diye sorar. Oğlu Abdullah da senin kızlarındandır de. Hazreti Ömer hangi kızındır diye sorunca benim kızımdır ey babacığım de. Nesi var, niçin böyle zayıf ve cılızdır de. Abdullah senin işçilerin ona yemek vermiyorlar da onun için deyince Hazreti Ömer ben senin çocuklarını besleyemem. Sen kendi çocuklarına kendin bakmalısın oğul de. Bu da kişinin özellikle aile fertlerine bakmakla yükümlü olduğunu ifade eden en güzel hususlardandır. Asr-ı saadette aile olmak, günümüzde aileyi korumaya çalışmak en zor işlerdendir. Evde reis olmak, komşuya iyi muamele etmek, eşle istişare etmek, aile fertlerine doğru yolu göstermek, onları veren el olarak yetiştirmek, aklı muhafaza, yanlışı düzeltmek, aza kanaat, olana şükür ve hamd, çocukları evliliğe hazırlamak, faizi terk etmek, aileye helal yedirmek, haramlardan sakındırmak, ateşten korumak, aile içi dengeyi sağlamak, Allah'a ve Resulüne zaman ayırmayı öğretmek, biz müminlerin topyekun Müslüman olarak yaşamak isteyenlerin yani Müslümanca bir aile ve asr-ı saadeti yakalamak isteyenlerin asıl görevi olmalıdır. Sizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hakkınızı helal edin. Vaktim yoktu aslında, çok şey vardı. Fakat tek bir tane olmayınca her şeyi de dediğim gibi tek tek ifade etmek çok vaktimizi alacaktı. Henüz başlamamışken bitirmek mecburiyetinde kaldık. Beni sabırla dinlediniz. Rabbim sabrınızı artırsın. Yüreğinizi ve yüreğinizdeki imanı daha güzel ve daha yiğit bir hale getirsin. Bizi de birbirimizi anlayan, peygamberini anlayan kullarından eylesin.